İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Olayın içinden özel programıyla karşınızdayız. Bugünkü bu akşamki konuğumuz değerli izleyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu. Sayın Müezzinoğlu dün Bursa'daydı. Bugün yeniden Bursa'da. Yarın İl Danışma Partisi'nin İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak ve bu akşam da Olay TV stüdyolarından güncele dair sorularımızı yanıtlayacak. Hem güncelin, gündemin önemli konularını kendisine soracağız. Hem de çalışma hayatını ilgilendiren, milyonlarca insanı ilgilendiren önemli konu başlıklarını kendisine soru olarak yönelteceğiz. Sayın Müezzinoğlu, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sağ olasın Mustafa Bey. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Referandum gündemiyle başlayalım isterseniz. Malum siyasi partiler saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda siz de Bursa'ya geliyorsunuz zaman zaman. Çatkapı ziyaretler yapıyorsunuz. Az sonra değineceğiz. Ancak önce temel olarak şu sorudan başlamak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı, referandum süreci tam olarak başlamadan önce halkın bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını ama süreç ilerledikçe anayasa değişiklik paketini halka anlatacaklarını söyledi. Siz sahadaki izlenimlerinizi sorarak başlayalım isterseniz. Ne sahada nasıl bir izlenim edindiniz? Halk anayasa değişiklik paketi konusunda neler düşünüyor? Öncelikle tabii son 10-15 gündür her geçen gün böyle halkı bilgilendirmek veya hem siyasetin hem halkla olan iletişimdeki süreç her geçen gün birazcık daha ivme kazanıyor. Sayın Başbakanımız ortalama günde 2 miting yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hafta sonlarında yapıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Hak İş'in bir organizasyonunda birlikteydik. Oradan Tekirdağ mitingine geçtik. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ, coşkulu bir Tekirdağ mitingi oldu. Ben oradan Bursa'ya geçtim. Dolayısıyla yavaş yavaş hem referandumun analizini yapma, değerlendirme, akli ve vicdani muhakemeyi yapma yavaş yavaş tabana doğru yayılıyor. Ama şunu görüyorum, gerek hayır kesiminde gerekse evet kesiminde büyük oranda neredeyse %90 seçmenin %90'ı kararını vermiş. Bunun bir kısmı evette, bir kısmı da hayırda. Yani kararsızdan oranı düştü diyorsunuz. Bir kararsız veya yeni sorular soruyor. Yani kararı evetten yana ama ya şurası niye böyle diyor. Veya kararı hayır ama ya burada tereddütüm var diyor. Dolayısıyla o kararı kesin gibi olan kitlenin de bir kısmı yine kararı kesin olsa bile bazı sorularla, hele hele o soruyu soracağı karşı cephedense onu sıkıştıracak. Yani biz farz edelim ona referandumla ilgili bir şey anlatmaya kalktığımızda %100 kararını vermiş olsa bile bize biz evet diyenlerin zayıf noktaları varmış boyutuyla bakarak sorular soruyor. Bu da işin güzel tarafı. Herkes daha derin analiz edecek. Biz onun o cepheden sorularına akılcı, reel, samimi cevap verdiğimizde doğru ben öyle düşünmemiştim diyor. Ama esasında yine kararını verdiği için çok değiştirme niyetinde de olmadığını görüyoruz. Yani. Evet. Anketler yaptırıyor partiniz düzenli olarak. Geçmiş yıllardan bu yana düzenli olarak anketler yapıyorsunuz. Referandum öncesinde çeşitli anketler yapılıyor. Şu anki tablo nedir Sayın Bakan? Yani şu andaki tablo bir defa evetin çok açık ara farklı önde olduğu gibi bir cümle söylemeyeceğim ama yani bir o %10'luk kitle nasıl şekillenecek onu bilmiyorum. Ama şu anda %10'luk kitlenin tamamı hayıra da kalsa bile evetler, o kararlı evet referandumu evet şeklinde sonuçlandıracak görünüyor. Yani şu anda evetlerin önde olduğunu söylüyorsunuz evet. Anketlerde. Peki şunu soracağım yine az önce söz ettim. Bursa'ya geldiğiniz zaman Çatkapı ziyaretler yapıyorsunuz. Korumalarınız olmadan yanınızda çok fazla partide olmadan kah
metro istasyonuna geçen hafta bindiniz tek başınıza. Kah bir kahvehane ziyareti yapıyorsunuz. Burada aldığınız izlenimler nedir? Yeni bir siyaset tarzı mı doğuyor? Yok, yeni bir siyaset tarzı mı doğuyor? Yani olması gereken diye söylüyorum. Ben bunu yalnız bu son 15 gündür, 20 gündür yaptım değil. Yani bunu İstanbul'daki siyaset hayatımda da, Edirne'deki siyasi hayatımda da, Bursa'da da bunu ilk geldiğim günden beri böyle rutine koyamasak bile zaman zaman buldukça bunu yapıyorum. Bunu bakanlıklarımda da yaptım. Yani Sağlık Bakanı iken de yani Sayın Valinin bilgisi olmadan işte gittiğim illerde mutlaka en az 3 daha çok 4-5'e çıkabilecek gibi sağlık hizmeti almış vatandaşların evine Ankara'dan, merkezden adresleri tespit ederek 2 saatlik boş dilimde onları yapıyordum. Eşim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bunu yapıyorum. Bir emekli evine, bir engelli evine, bir gazi evine, bir asgari ücretli evine, bir beyaz yakalı evine gittiğim illerde çat kapı adresleri artık hiç il müdürüne, vali beye falan söylemeye gerek yok. Otomasyondan elimizde asgari ücretli listesi deyince herhangi bir iş yerinden asgari ücretlinin ev adresini alabiliyoruz. Bir engelli çalışanımızın ev adresini o ile gitmeden çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla o 2 saatlik dilimde bunları yapıyorum. Bu bir defa olması gereken diye inanıyorum. Çünkü masa başında veya bürokratlarımızın gözlemiyle verdiğimiz kararlarla tabanda o çat kapı ziyaretlerde yakaladıklarımız bize bir defa sorumluluklarımızın ne kadar daha yüksek olduğunu hissettiriyor. İki, normalde yakalayamadığımız verileri orada yakalıyoruz. Şimdi mesela ben aynı çalışmayı daha önce Sağlık Bakanlığı'nda il sorumlularımıza vermiştik. Şimdi de İşkur ve SGK il müdürlüklerimiz, başta müdürlerimiz olmak üzere bu çat kapı ziyaretleri yapıyorlar. Ve biz bu hafta sonu dün itibariyle İstanbul'da dediniz. İstanbul'da 81 il müdürlerimizle yaptığımız toplantıda 2 ayda 9.900'ün üzerinde yani 10.000 çat kapı ev ziyareti yapmışız. Bunların yaklaşık 4.000'i emekli evi olmuş. Yaklaşık 3.500'ü engelli, asgari ücretli. Yaklaşık 1.500'ü engelli evi olmuş. İşte bir tıbbi cihaz kullanan evindeki bir hasta olmuş. Ve 10.000 evden ne gördük diye arkadaşlarımıza analiz yaptırdığımızda işte bir bakıyoruz Türkiye genelinde ilk sırada şu 3 konu çıkıyor diyorlar. O zaman o 3 konuyu biz önemsememiz lazım. Diğerleri basit detay çıkabiliyor. Ama bu hani adı milletvekili. O zaman milletvekili ise milletle beraber olacak. Milletin koşullarını görecek, yaşayacak, hissedecek. Sonra da görevini o hissettiklerine göre gereğini yapacak. Evet, peki. Malum Almanya ile bir kriz yaşıyoruz. Almanya'daki belediyeler iki Türk bakanın konuşmasına izin vermediler. Toplantılarını iptal ettiler. Bugünkü gelişmelerden mutlaka haberiniz vardır. CHP eski genel başkanı Sayın Baykal da Almanya programını iptal etti. Yine Reuters'in geçtiği bir habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Hollanda hükümetinin Sayın Çavuşoğlu'nun Hollanda'da yapacağı bir toplantıya izin vermeyeceğine dair bir haber servis etti. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda nasıl bir değerlendirme yaparsınız Sayın Müezzinoğlu? Şimdi bir defa Avrupa'nın Türkiye'ye ve bu Türk milletine bakışının özürlü ve engelli olduğu kanaatindeyim. Yani bu yalnız bugüne ait kanaatim değil. Yani ben neticede Batı Trakya'da, Yunanistan'da doğdum. Yani bir Batı medeniyeti dedikleri o Batı medeniyeti bu millete bakışı mutlaka bir yere geliyor ve takılıyor. Yani bir süre devam ettiriyorsun ama bir noktadan sonra kendilerine göre bir tavır koyuyorlar. Şimdi bu yalnız bugüne ait değil. Son dönemde özellikle son 3-4 yıldır Türkiye'nin o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefle ilgili
yolculuğundan rahatsız olan bir batı var. Özellikle Avrupa. Bunun içinde Almanya var, Fransa var, Hollanda var, Belçika var. Bunu AB ülkeleri diye de özetleyebiliriz. Bunlar Türkiye'nin başının ağrımasını, Türkiye'nin sorunlar yaşamasını, Türkiye'nin istikrarlı bir yönetim ve istikrarlı bir ekonomik büyümeyi başarmasından rahatsızlık duyuyorlar. Ve bu nedenle de değişik nedenlerle anlamsız sorunlar çıkartıyorlar. Şimdi Almanya'nın bizim bir bakanımızı veya ben önümüzdeki haftalarda gidecektim, benim programıma orada izin vermemesi Almanya'yı küçültür, Hollanda'yı küçültür, büyütmez. Ve şunu hissedersin, ya bizden neden bu kadar korkuyorlar? Neden korkuyorlar? Neticede onları korkutacak bir duruşumuz yok. Ama ülke olarak daha gelişmiş bir ülke olma hedefimizden vazgeçmeyiz. Onlar ne istiyorlarsa yapsınlar. Yani muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe bu millet yürüyecek. Bu milleti oradan vazgeçiremezler. Kuracakları tuzaklar, alacakları kararlar bizim o anlamda bizi korkutmaz, ürkütmez. Ama bizim o yolculuğumuzdan korkuyorlarsa o da onların sorunu. Dün Niyazi Zeybekçi bakanımız dedi. Bunu ben de bütün bakanlarda diyebiliriz. Yani biz şart değil bir salona gitmemiz, işte orada gider metroya biner, metroda da orada kendi soydaşlarımıza muhatap oluruz. Kahvehaneye gideriz, vatandaşların olduğu bölgeye gideriz, sokaklarında gezeriz. Bugün beni Almanya'da çalışan kardeşlerimizden biri aradı. Dedi ki ya bunlara inat, yan tarafta bir başka ülkede 100 binleri Almanya'dan taşıyalım. O ülkede büyük bir miting yapalım. Onlar da görsün. Şimdi bu esasında yapmak istediklerini olumsuz tepkilerini de oluşturuyor. Onlara yakışmadığını söylemek isterim. Veya kendilerini yakışanı yapıyorlar diyerek geçmek isterim. Türkiye'nin bir karşılık vereceğini öngörüyor musunuz Sayın Müezzinoğlu? Ya, bir misilleme yapacağını öngörüyor musunuz? Bu şimdi bir salon toplantısını yasaklamış olmanın karşılığını biz de verelim demek. Yani bilmiyorum şu anda hükümet adına veya genel merkez adına bir şey söylemem doğru değil. Ama değmezler. Gelir geçerim yani neticede. Ama genel merkez olarak değerlendirme yapıp ya biz Münih'in sokaklarında, Hamburg'un sokaklarında veya işte Hollanda'ya gider. Orada vatandaşlarımıza merhaba nasılsın hatırını sorar. Ha salonda 10 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi olacaktı. Ya şart değil. Orada kulaktan kulağa yayılır. Şu sokakta Müezzinoğlu geçiyor, geziyor. Şu arada Çavuşoğlu geziyor. Öbür sokakta Niyazi Zeybekçi geziyor. Ve yani Bekir Bozdağ geziyor, gezeriz. Yani vatandaşımıza merhaba, nasılsın, iyi misin? Türkiye'nin güçlü geleceğine destek bekliyoruz. Birlik ve beraberliğinizi bozmayın. Merak etmeyin, bu günlerde geçecek deriz. Ve yani bunu hani büyük devletim, gelişmiş ülkeyim, medeni ülkeyim diyen, şayet bunların medeniyeti, büyüklüğü buysa, zaten ne kadar küçük oldukları da bu fotoğraftan görünüyor. Almanya hadisesinde muhalefet partileri Almanya karşıtı açıklamalar yaptılar ve bir bakıma sizi desteklediler. Hayır, o bizi desteklemediler. Muhalefetin Türkiye milletine, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu büyük millete yakışan tavrı gösterdiler. Sizin açıklamalarınızı desteklediler. Tabii yani söyledim. Dolayısıyla burada bu ülkenin her vatandaşı bu anlamda bu ülkenin insanına yapılan bir yanlışlığı, haksızlığa karşı duruşu gösterilmesi gereken duruşu gösterdiler. Evet, peki. Özellikle referandum sürecinin, propaganda sürecinin ilk başlarında bir gerginlikten, kutuplaşmadan söz ediliyordu. Yine saha izlenimlerinize dönmek istiyorum. Şu anda bir kutuplaşmadan, gerginlikten söz edebilir miyiz Sayın Mustafa Bey? Mustafa Bey, ben bu anlamda zaman zaman siyasetin ve siyasetçilerin söylediği uç cümlelere rağmen Türkiye'de bunun tabanı yok. Yani işte Bursa'nın bütün sokaklarına veya az önce söylediğiniz gibi ben Patti'ye İnegöl'de iniyorum. Bir kahvenin içine giriyorum. Bu kahvenin içindeki vatandaş bu zemini, kendi arasında olmayan bir zemini siyasetçi oluşturamaz.
Yani ben İnegöl'de gezerken bir genç delikanlı, ya la bakanım dedi, hayırdır ne yapıyorsun? Dedim işte geziyorum. Ben dedi Vatan Partisi'nin ilçe başkanıyım. Şimdi Vatan Partisi'nin ilçe başkanı, onunla ayaküstü böyle referandumda evet hayır falan ki onlar hayır şey yaparken cephesinde. dedi ki yani ben hayır diyor ama ya bak dedim yani bir evet demeni bir mahsuru mu var dedim. Bir şartla veririm dedi. Nedir o şartın dedim. Ben dedi benim kahveye gidiyorum. Fener maçından çıkmış. Benim kahveye gidiyorum. O kahveye gelirsen dedi. Orada Evet, evet derim dedi. Ondan sonra beraber gittik o kahveye. Kahvedeki vatandaşlara nasılsınız, merhaba, bir çay içelim. Çay içtik. Ondan sonraki kısım çok da önemli değil. Yani zeminde çatıştırma anlayışını oluşturmak isteyenler veya gerilim oluşturmak isteyenler toplumdan bir prim alamazlar. Bu toplum birbiriyle entegre. Yani bir kendi arasındaki ilişkileri, insani, vicdani değerleri oturmuş bir toplumuz. O nedenle o süreçler geçti. Ama siyaset bazen üç uç cümleleri söylüyor. Bence suretle herkesin aklı var, vicdanı var, vizyonu var. Herkesin parmağının ucunda dünyayı görüyor. İşte Almanya, Hollanda bugün şunu demiş, görüyor. Yani medeniyim diyen, hukuk devleti diyen, Türkiye'ye tuzak kuranları bazen siyasetçiden daha da önce görebiliyor. Evet. O nedenle ben suletle, sağduyulu, sakin bir referandum süreci olacaktır diye inanıyorum. Olması için de el birliğiyle gayret göstermeliyiz. Evet. Referandumla ilgili son soruyu sorup çalışma hayatında ilgili sorularıma geçmek istiyorum Sayın Mezunoğlu. Bursa özelinde bir değerlendirme isteyeceğim sizden. Malum Bursa son seçimlerde hep Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır. Referandumda da Bursa'dan beklentileriniz ve Bursa ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Şimdi bir defa Bursa özellikle konumu, birikimi, altyapısı dünyayı Türkiye'nin ortalamasından daha iyi okuyor. Türkiye ortalamasının çok daha üzerinde bir vizyonu var. Dolayısıyla bu AK Parti nin vizyonuyla örtüşen bir vizyon. Yani dünyayı görüyor, AK Parti'nin dinamiklerini görüyor, yenilikleri, dönüşümü ve bu dönüşümle ilgili gayretlerini görüyor ve örtüştüğü için de hep Türkiye ortalamasının üzerinde AK Parti desteğini alıyor. Şimdi referandumla çok vicdanen, çok huzur, gönül huzuruyla söylüyorum. Kesinlikle bunu bir basamak daha yukarı çıkartacak. Yani çünkü İstikrar şunu biliyor. Bir, referandum ne getiriyor? Milletin vicdanının gücünü getiriyor. 58 milyon seçmeni merkeze alan bir sistem kurgulanıyor. Önce bir merkeze millet alınıyor. Milletin güçlü olduğu bir sistem parlamentoda, milletin güçlü olduğu bir sistem cumhur adına cumhurbaşkanlığında. Önce bir sistem. Sonra bu sistemin İçine, parlamentoya, millet kimleri istiyorsa gönderecek veya öbür tarafta cumhurbaşkanlığına, o cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başına da kim istiyorsa onu koyacak. Bu yalnız bu önümüzdeki 5 yıl için veya Tayyip Erdoğan var diye değil. Önümüzdeki 50 yıllar, 100 yıllar için. Çünkü 150 yıldır bu ülkenin insanıyla, bu milletin hedefleriyle ilgili tuzaklar kurmayı başardılar. İlk defa bu sistem değişikliği milleti merkeze alan belirli şahısların gücünü değil. Bakın daha önce bir Osmanlı döneminde padişahın gücü. Sonra Osmanlı'nın son döneminde parlamento var ama parlamentonun gücü millet adına yine yeterince değil. Sonra Cumhuriyet dönemine geliyoruz. Çok partili döneme bakın. Milli iradenin gücünü kurumlarla kontrol eden, milletin iradesinin üzerine kurum yetkileri veren, niye? Bakıyor darbe yapıyor, yetkiyi kendisinde buluyor, milli iradeyi idama götürüyor. Sonra bir bakıyorsun milli irade, hadi kardeşim sen anlamıyorsun, kıyıya çekil diyor. Sonra bir bakıyorsun milli iradenin yapılarıyla oynuyor, partileri bölüyor, partilerden adam transfer ediyor, hükümetler bozuyor, hükümetler kuruyor.
Sermaye güç odakları devreye giriyor. Bazen hukuk devreye. Peki milli irade nerede? Saklambaç oynar gibi milli iradeyi ve şeyin içine saklayarak bedeli kim ödüyor? Millet ödüyor. Peki şimdiden sonra ne olacak? Çok net. 5 yıl parlamento bu. 5 yıl cumhurbaşkanı şu ve hükümet sistemi de bu. Şeffaf, hesap verebilir. Sözünü tutuyorsa tuttuğunu görecek millet. Vaatlerini yapıyorsa yaptığını görecek. Yapamıyorsa da hadi kardeşim güle güle. Dolayısıyla bu anlamda Bursa kesinlikle fark atarak bu anlamda kaderini şekillendirecek. Bu Bursa adına kullandığı yetki Türkiye kaderi adına da artı getirecek. Nasıl Bursa büyürse Türkiye büyür diyoruz. Şimdi Bursa bu farklılığı getirerek Türkiye geneline artı ilave de gelecek. Evet. Bundan hiç tereddütüm yok. Çalışma hayatıyla ilgili sorularımıza geçelim. Sayın Müezzinoğlu, genel sağlık sigortası ile ilgili yeni düzenleme 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Bununla ilgili yasa teklifi. Detaylarını alalım sizden. Genel sağlık sigortası primleri düşecek. Nasıl yararlanacak? Ne kadar düşecek? Şimdi bir defa Mustafa Bey 2008 yılında bizim yaptığımız bir düzenlemeyle, ki dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde olmayan bir düzenleme, bütün vatandaşlarımızı genel sağlık sigortası kapsamı içinde aldık. Çalışsın veya çalışmasın. Doğuşundan 18 yaşına kadar olan gençlerimizi de annesinin babasının sigortası olup olmadığına bakmadan onları sigorta kapsamına aldık. Şimdi çalışmayan, sigorta kapsamı dışında kalanlara dedik ki bir gelir testine gideceksin. Gelir testinde sen şayet asgari ücretin 1/3'inden daha az gelirin varsa gelirini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Asgari ücretin 1/3 ile asgari ücret arasında, yani farz edelim yarı asgari ücretlik bir gelirin var, teste gittin, sen ayda 71 lira ödeyeceksin. Asgari ücretin üzerinde 2 asgari ücrete kadar bir gelirin var, sen 213 lira aylık GSS primi ödeyeceksin. 2 asgari ücretten fazla gelirim var. Evin var, araban var ama işin olmadığı için sigorta primi yatırmıyorsun. Ama farklı kesimde gelirlerine de geçimli. Kira gelirim var, şunun var, bunun var. GSS primi, dolayısıyla 2 asgari ücretten fazla gelirim var. Sen 426 lira ücret ödeyeceksin. Şimdi bu 2008'den bu yana biz gelir testi uygulamasında bir, senin tapun var, araban var, gelirin şu kadar, işte öbürü diyor ki itiraz ediyor, bu kadar. Yani bir şeyde başarılı olamadığımız, geri dönüşleri başarılı olamadığımız yaklaşık 7 milyona yakın vatandaşımızın da 11 milyar gibi bir borçlanma görünen ama ne borcun ödendiği, ödendiği ne de reel olarak realize olmuş bir alacak değil. Bir taraftan da mağduriyetler var. Yani neticede üniversiteyi bitirmiş genç 25 yaşında artık ailenin sigortasından yararlanamıyor. Biz gence diyoruz ki hadi bakalım prim öde. Pratiğe geçmemiş. Geçmemiş. Şimdi bütün bu gelir testini ortadan kaldırdık. Dedik ki burada biz vatandaşımızın yanı. Herkes genel sağlık sigortası kapsamı içinde olsun dedik mi biz? Dedik. Kapsam dışında kalmış bu tür ve sürdüremediğimiz tabloyu düzeltelim. Ve bu anlamda tek bir şey dedik. Hangi kademede geliri ne olursa olsun 53 lirayı ödeyen genel sağlık sigortası kapsamı içine girecek. Yani her vatandaşımız 53 lira ödediği zaman sigortada işi var veya yok, devlet veya yok, var veya yok değil, yok olanlar. Herhangi bir nedenle sigortalı işte değil. Sabitliyorsunuz prim. Primi sabitliyoruz. 53 lira. Gelir testine göndermiyoruz. Göndermiyorsunuz. Aylık 53 liralık primini yatırıyor. Sağlık aile ise aile boyu sağlık hizmetini alabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet olmayacak. Ve inşallah şu anda Cumhurbaşkanımızın onayında, ondan sonraki de 1 Nisan'dan itibaren de diyoruz. Ha, senin geçen 2 yıla ait veya 1 yıla ait borcun var. 213 liradan muhataplığındı veya 426 liradandı. Bunu da kaldırdık. 53 lira çarpı 12 ay ne yapar? İşte 600 küsür lira. Bunu da gelecek 12 aya
Yay kardeşim, hiç ilave bir faiz falan yükü de yok. Ama yeter ki bir kapsam içine gir. Herhangi bir nedenle bir sağlık sorunu olduğunda da Türkiye'nin bütün sağlık hizmetlerinden yararlan. 53 lirada ödenebilecek bir... Tabii yani her vatan... Tutarı. Ha, 53 lirayı ödeyemiyorum diyen bir vatandaşımız olursa da gelir testine giderek o 3'te 1 asgari ücretin altında geliri varsa onlar burada zaten yeşil edecek. Kartlı gruba giriyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı onun primlerini ödeyecek. Sayın Müezzinoğlu, biliyorum her yerde bu soruyla karşılaşıyorsunuz ama ben de programa gelmeden önce bu soruyu sormam rica edildi. Emeklilikte yaşa takılanlar, bu konuda net bir ifade kullanmadığınız sürece yine her yerde bu... Yok, genelde net gelecek. Bir ifade kullanıyorum Mustafa ama Bey. Anlamak istemiyorlar galiba. Mustafa Bey, biz tabii bu popülist politikaların çok ağır bedellerini çekmiş bir ülkeyiz. Yani bu en fazla popülizm yapılan alanlardan biri de emeklilik yaşıdır. Dünyanın hiçbir emekli sistemi olan hiçbir ülkesinde 37 yaşında emekli yok. 41 yaşında emekli yok. Ve şu anda bizim emeklilik ortalama emekli yaşımız 52. Yani bütün emeklilerimizin ortalama yaşı 52. Peki gelişmiş dediğimiz Almanya'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın, Fransa'nın ortalama emekli yaşı ne? Emeklilerin ortalama yaşı ne? 72. Onların emeklilerin ortalama yaşı 72, bizimki ise 52. Şimdi bu sistemin sürdürülebilirliği yok. Biz 2008'de bir yine az önceki konuyla birlikte yaptığımız düzenlemede demişiz ki süreç içinde biz artık ortalama 48 olan emekli yaşımızı yavaş yavaş 49'a, 50'ye, 51'e, 52'ye ta 2036'da da erkekler 60'a, kadınlar da 58'e gelsin diye bir yol haritası belirlemişiz. Şu anda geldiğimiz ortalama emekli yaşı 52. 52. Bu gelecek yıllarda 53 olacak, sonra 54 olacak. Şu anda emeklilikte yaşa takılan, ben işte arazide gezerken önceki gün İznik'te kardeşim geldi. Yaşa takılan, kaç yaşındasın dedim. 47. Ne kadar bekleyeceksin dedi. Dedim 13 ay. Şimdi 47 yaşında 13 ay bekleyecek ve ne zaman? 48 yaşında emekliliği bekliyor. Şimdi bu emeklilikte yaşa takılan kardeşim diyor ki ya ne olur ben takılmayayım. Ama bunun bu emekli fonuna veya emeklilerin o sandığına yüklediği yük, bu yaşa takılanları kaldırdığımızda 400 küsür milyara kadar yükselen bir rakam. Şimdi 400 küsür milyar para bizi kimin cebinden bu çıkacak? Anlamında kimin? Bir, gençlerin geleceğinden alıyoruz demektir. İki, olmayan bir sistem, yani dünyada olmayan, bizde de kötü olan bir sistemi yeniden kötü hale getirmenin gereğini. Halbuki şunu diyoruz. Zaten bir iyileştirme yoluna gitmiştiniz. 60'a bir taşıyalım. Evet. Sonra 2048'de bugün Almanya'nın, Belçika'nın olduğu yaşa 2048'de taşıyacağız. O da 65. Şimdi burada herkes elini vicdanına koymalı. Yani dolayısıyla burada emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız bir gün sayısını doldurmuş. Evet, gün sayısını doldurdun. Ama, yaş. Ama bir de yaşı da doldurman lazım. Bu arada gün sayısını doldurup da şayet ayrıldıysa işinden, sigorta primleri de ödemediği için burada da işte GSS primi ödeyerek, 53 lirayı ödeyerek de genel sağlık sigortasından yararlanabilir. Onların öyle bir mağduriyeti vardı. Onları... O mağduriyeti de bu şekilde ailesi düzeyinde çözmüş oluyorsun. Büyük anne projesi, büyük anne maaşı bu düzenleme çok ciddi bir talep oldu. Öyle ki 65 bin talep olunca bunu doldurmak durumunda. 105 bin. 105 bin değil mi? Evet. Bu pilot illerden birisi de Bursa. Bursa. Ne aşamada şu an büyük anne maaşı, ne zaman hayata geçecek? Bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi bir defa tabii bu bir pilot uygulama. Yani bu bir hükümetin projesi değil. Biz Çalışma Bakanlığı ve iş dünyasıyla birlikte bundan 2-3 ay önce, yani doğum yapmış annenin istihdamda kalması, kadının
istihdamda desteklenmesi adına Çalışma Bakanlığı olarak geliştirdiğimiz bir proje. Burada 2016 yılında biz doğum yapmış annelere doğum öncesi izin, doğum sonrası izin, işte ikinci, üçüncü doğumlar ama bu 6 ayını kapsıyor. Ondan sonraki dönemde fiilen işinin başına geçmesi gerekir. 2016'da dedi ki anne baba şayet çalışıyorsa her ikisinin de çalıştığı ortamda ikisinden birine yarı zamanlı çalışma hakkı verelim diye yasal düzenleme. Ve çocuk 6 yaşına girinceye kadar. Şimdi anne çocuğu 6 yaşına girinceye kadar ki o dönemde şayet yarı zamanlı çalışacaksa maaşı yarı yarıya düşüyor. İki, özel sektörde şöyle bir hakkı var. Sabah gelip öğlen gitme veya öğlen gelip akşam gitme. Bu yönetmeliği düzenlerken şimdi çalışan kadınların, annelerin çoğu servise gidiyor. İşte Bursa'yı evet. düşünün. Peki sabah servisle gitti, öğlen neyle dönecek? Veya öğleden sonrayı tercih etti, akşam servisle dönecek ama öğlen nasıl gidecek? O zaman yönetmeliğe bir ilave hak daha koyduk. Hı hı. Bir gün gitsin, bir gün gitmesin dedik. Peki bu sefer işveren dedi ki, ya ben bir gün gelip de bir gün gelmeyen oradaki boşluğu nasıl dönerim? Veririm tazminatını, çıkartın işten çıkar. Bir baktık ki kadınımızın mağduriyetine ve istihdamdan kopuşuna. O zaman bizde işte oradan öneriler geldi. Ya büyük anne var, anneanne var, babaanne var. Bunlarla ilgili bir proje geliştirelim. Bu doğum yapmış anneler hem çocuk için bak anneannesi yanında, babaannesi yanında, büyük annesi yanında. Anneye güven, çocuğa huzur. Büyük anne için de büyük bir mutluluk. Evet. Bunun üzerinde çalıştık. Seve bir pilot uygulama zaten. Yapalım dedik. Önce 1000 rakamıyla çıktık. 1000 rakamının çünkü bunun maliyeti hı hı. var. Yaklaşık 1000 ailenin aylık 6 milyon, yıllık 6 milyon maliyeti var. O zaman işte İstanbul'da başladım. Bursa dedi ki 1000 aileyi ben de üstlenirim. Şeye teşekkür ederim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza. Ondan sonra İzmir, işte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk İş, Hak İş, Türkiye İşveren Sendikaları böyle ilave paydaşlar bulduk. Hazinenin, ortaklar. Hazine kasadan para Hayır, çıkmadan, hazineden burada, para çıkmadan. Biz Çalışma Bakanlığı'nın iş kurum bütçesi biz %50'sini üstleniyoruz. %50'yi paydaşlarımız üstleniyor ve 6500 aileyle 10 ilimizde projenin bütün detaylarını ve hak eden anneleri ki bu 104 bin az önce dedim müracaatın 29 bin küsürü şu anda küsür rakamında hata yapabilirim 29.500'e yakın anne bizim kriterlerimize uygun anneydi. Ama rakam 6500 belirli puanlamalarla bu rakamı 6500'e indik ve önümüzdeki hafta itibariyle artık başlıyoruz. O annelere, ailelere bilgiler gidiyor. Büyük anneler işte müracaatları ve şeyleri alıyoruz. Büyük annenin de sağlıklı olma şartını arıyoruz. Evet. Emekli promosyonlarda artık sona gelindi. Geçen hafta müjdeyi vermiştiniz. Yani esasında müjdeyi Aralık ayında vermiştiniz ama tam olarak hayata geçmesi geçen haftaları buldu. Emekliler beklesinler mi? Anlaşmalı olan bankalar bitti mi? Yoksa yeni bankalar anlaşma kapsamına girebilir mi ve promosyon ücreti artabilir mi Sayın Müezzinoğlu? Şimdi bir defa biz taban olarak belirledik. Sayın Başbakanımıza yine teşekkür ediyorum. Gerçekten onun desteği olmasaydı bu rakamlar olmayacak. Ama bankalar da bu rakamı görünce bu rakamı çıkartabilmek adına işte yok iki fatura, yok kredi kartı, yok işte açık kredi hesabı açacaksın gibi peş peşe şeyler koymaya başladılar. Ve burada bir baktık ki emeklimiz mağdur oluyor veya sıkıntıya giriyor. 15 gün önce müdahale ettik. Dedik ki yok hiçbir şart. Affedersin bir hafta önce ki cuma günüydü. Hiçbir şart koşmayacaksınız. Şart koşan bankayla biz protokolleri yeniden sıfırlarız. Ve yeniden geçtiğimiz cuma sabahı itibariyle dedik ki tek bir şey. Ben
A bankasından emekli maaşımı alacağım. Bankam sensin demenin dışında başka hiçbir şart, hiçbir protokol isteyen şartı istemiyoruz dedik. Ve bu anlamda dün itibariyle 17 banka yeniden bu çerçevede protokol imzaladı. Pazartesi'yi de görelim, tahmin ediyorum. Yine tamamı 25-27 bankaya kadar, PTT de dahil, hepsi bunlar yine hizmeti verecektir. Çünkü burada emeklimize zulmetmeye hiç kimsenin hakkı yok. Onu mağdur etmeye hakkı yok. Ve dedi ki hayır, onların alın terinin karşılığı bir maaş alıyorlar. Bu maaşa da bir sembolik promosyon, ki bu semboliktir, bereketli olsun diyorum. Hepsi o kadar, ama hiçbir banka onlara sorun çıkarmamalı. Çıkarırsa mutlaka ya öbür bankaya geçsinler veyahut da bizim bilgimiz olsun. Bazı bankaların önümüzde, çünkü bunları 11,5 milyon planlayabilmek ve kasayı buna göre ayar, ki 4,5 milyar gibi bir para ödenecek. Belirli hesap numaralarına göre Mart, Nisan, Mayıs ayında bitecek. Biraz da bazı bankaların farklı promosyon bonus hesapları var. İnşallah onlar da devreye girer. Sayın Özinoğlu, kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Kısa bir aradan sonra yine stüdyoda olacağız. Evet değerli izleyenler, olayın içinden konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu. Sayın Müezzinoğlu, istihdam raporuyla devam edelim isterseniz. Hükümet son günlerde ciddi teşvikler getirdiler. Kolay konulardan zor konulara doğru kayıyoruz. Bu teşviklerin piyasaya olan yansıması nasıl oldu? İstihdam raporları size geliyor. İşletmeler nasıl karşıladılar? Nasıl bir refleks verdiler teşviklere? Şu anki durum nedir? Tablo bir nedir? Defa beklediğimizden iyi cevap aldık. Ben hakikaten dün ilk defa rakamları açıkladım. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımıza rakamları takdim ettim. Sayın Başbakanımıza da gönderdim. Bir defa 2016. Evet. Olağanüstülükleri, sıkıntıları atlattığımız 2016 ve 2016'da istihdam daraldı, işsizlik oranları her ay artarak devam etti. Şimdi bizim bugün konuştuğumuz 12,1 işsizlik oranı Kasım ayının rakamları. Şimdi önümüzdeki hafta Aralık ayının rakamları gelecek. Muhtemelen Aralık ayının rakamı da 12,2-12,3 gibi bir rakam, biraz daha artacak. Çünkü rakam aralığın rakamı olacak. Ondan sonraki ay Nisan ayında bu yılın Ocak ayı gelecek. Ve bu oyun, o yılın Ocak ayında artık orada durduğunu göreceğiz. Sonra da düşmeye mi başlayacak? Ondan sonra Mayıs'ta düşmeye başladığını göreceğiz. Ve yıl sonu itibariyle hedefimiz kesinlikle %10'un altında bir rakam. Çok şimdi tabii bir şey. O yükselişi görünce, yani Ağustos ayından itibaren darbe girecek, görünce biz bir defa Ocak ayında çalışma hayatında milli seferberlik 1 milyon istihdam diye seferberlik kampanyasını başlattık, eylem planını. Tabii 10-15 gün sonra Sayın Başbakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan müdahale geldi. Bizim kampanyanın daha güçlü olması yönünde. Çünkü bizim hedefimiz 1 milyon artı istihdamdı. Ama onlar, teşekkür ediyorum Sayın Başbakanımıza da Cumhurbaşkanımıza da, 1 milyon bizim esasında bu yıl için başarmamız gereken istihdam. Ama bir 500 bin de geçen yıldan, 2016'dan başaramadığımız kalan bir rakam var.
Kesinlikle hedefi 1,5 milyona koyacaksınız. O zaman tekrar hemen güncelledik. Yeniden hesapları, kitapları yaparak dedik ki 1,5 milyon istihdam hedefine bir yeni bütçe lazım ve yeni kriterler, yeni teşvikler. O zaman dedik ki biz bütün işverenimize artı 2016 Ocağı'nda sigortalı sayısının üzerine her bir ilave edenin bir yıl süresince bütün primlerini biz üstleniyoruz. Primleri ve vergilerini, yani 773 lirayı maliyede, Çalışma Bakanlığı'da o ilgili yerlere kendi bütçelerimizden ödeyeceğiz. Ve dolayısıyla işverene diyoruz ki kardeşim sen yatırımdan korkma, istihdamdan korkma, üretimden korkma. Ama bu istihdamın maliyetinin de bak vergiler kısmını tamamen biz üstleniyoruz. Çalışmak isteyen kardeşimize de diyoruz ki bak ya hadi sana büyük bir teşvik veriyoruz. Fazla da naz yapmaya gerek yok. Git hemen ilk patrona de ki benim vergilerimi cebimden ben ödüyorum. Benim adıma devletim ödüyor. Senden yalnız alın terimin karşılığını istiyorum. Net bana elime vereceğin rakamı istiyorum. Ve 1 Ocak, 3 Ocak itibariyle bugün rakam, hep her günlük takip ediyoruz. 1 Ocak, 3 Ocak rakamları artı istihdamda 264.630. Müthiş bir rakam. Ben hatırlarsanız bir ara Ankara'da Şubat ayının ilk 20 gününü açıklamıştım. 103 bin. Yani ilk 20 gününde. Ben 150 bin ve onun üzerinde bir rakam bekliyorum demiştim. Şubat ayının rakamı 198.900 küsur geldi. Yani 199.000, 200.000 Şubat ayının rakamı geldi. Ocak bizim o ilk başladığımız kampanya demek ki tam böyle dinamik olmamış. Sonra ikinci Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın desteğiyle birden pike geçti. Şimdi Mart ayında bu rakam kesinlikle çok artarak gidecek. Çünkü o teşviklerin yatırımcımız ve iş adamımız tarafından yeni kavranıyor. Bunun dışında da 500 bin artı işbaşı eğitim veriyoruz. Bu 500 bin işbaşı eğitimde de tamamen ücreti biz üstleniyoruz. 1502 lirayı biz üstleniyoruz. Yeni mezun olmuş iş adamı diyor ki ya bu yeni mezun olmuş daha benim fabrikamda çalışacak pratik bilgisi yok. O zaman diyoruz ki 3 ay içinde al eğit, sonra işine yarıyorsa istihdam et, biz yıl sonuna kadar yine bunun vergilerini öderiz. 3 aylık bu işbaşı eğitimlerinde de müthiş bir şey var. Bunun 100 binini yalnız ayırdık kadınlara, 50 bini kadınlara, 40 bini engellilere, 10 bini de eski mahkumlara ayırdık ki bunlar da istihdamda pozitif ayrımcılıkla yer alsın. Engellilerimizin istihdamdaki primlerinin devlet tarafından karşılandığı süre ise 30 ay ile 54 aya kadar da uzatılıyor. Dolayısıyla çok yönlü bir kampanya başladık. Çalışma hayatında Milli Seferberliğin ülkemizin yalnız istihdamına değil, aynı zamanda üretimine, aynı zamanda ihracatına, aynı zamanda dünya ile rekabetine, aynı zamanda göreceksiniz 2018'in büyüme rakamları da çok daha güçlü olacak. Buna ihtiyacımız var. İşsizlik oranında %10'un altında olacak. Yani sonuç itibariyle teşviklerden verim aldığınızı söylüyorsunuz. İstihdam arttı ve işsizlik oranları da açıklanınca düştüğünü göreceğimizi yani söylüyorsunuz. Yani Şubat ayının rakamını Mart, Nisan, Mayıs ayında sonra göreceğiz ki orada hemen hızla düşmeye başlayacak. Milli Seferberliği çalışma hayatında Milli Seferberliği soracaktım ama zaten değindiniz. 81 ile bütün üst düzey yöneticilerimiz bu iki ay içinde tamamını bitirdi. Bu hafta sonu, bugün de onlar İstanbul'da, dün birlikteydik. Değerlendirmeleri yaptık. Bugün 12 grup farklı illerden gelen konuların çalıştaylarını yaptılar. Gelecek cuma itibariyle tekrar ikinci periyoda dönüyoruz. Nisan sonuna kadar
İkinci turu Türkiye genelinde gene tamamlamış olacağız. Sayın Müezzinoğlu, teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadar. Programın başında yarın AK Parti'nin, partinizin il danışma kurulu toplantısına katılacağınızı söylemiştik. Ancak yarın sadece sabahtan, Balkan ve Rumeli çalıştaylarına da katılacaksınız. Bununla da ilgili bilgi verirsiniz. Çok önemli bir konu başlığı. Biz şimdi yaklaşık 1,5-2 ay önce Ankara'da bir gecede misafir ederek Balkan ve Rumeli'den gelen vatandaşlarımız temsilciliğini yapan sivil toplum örgütlerini misafir ettik. Orada İçişleri Bakan Yardımcımız, Göç İdaresi, Nüfus Vatandaşlık İşleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarından bürokratlarımız da onların sorunlarını dinledik. Sonra bunun ikinci periyodunu İzmir'de yaptık. Bunu sonra İstanbul'da yaptık. Yarın sabah da Bursa'da yapacağız. Ve buradan 4-5 tane başlığımız var. Biri işte ikamet tezkereleri ile ilgili, diğeri denklikle ilgili, diğeri emeklilikle ilgili, diğeri vatandaşlıkla ilgili. Biz istiyoruz ki Balkanlardaki soydaşlarımız ne orada sıkıntı yaşasın, ne buraya gelen sıkıntı yaşasın veyahut da bir ayağı burada, bir diğer ayağı Balkanlarda olanların bu geçiş dönemlerinde sıkıntılarını minimize edelim. Yarın da yine Ankara'dan bürokratlarımızla yarın sabah Balkan ve Rumeli çalıştayını tamamlayacağız. Ve ondan sonra 10-15 gün Ankara'da bütün bu verilerle birlikte hangilerini hemen sonuçlandırıyoruz? Hangilerine yasal düzenleme gerekiyor? Ve bu yıl bu anlamda bir kısmını önümüzdeki 20 günde ama diğer kısmını da bu yıl içinde minimize edecek yol haritasını belirledik. Ama bir tanesini de çözdük. Çözdüğümüz de şu. Az önce GSS'yi söylemiştiniz. Evet. Bu GSS kapsamı içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da birinci derecede yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birçok Balkanlardan soydaşımız var. Benim de öyle. Yani kendim vatandaşım. Annem değil, kayınpederim, kayınvalidem değil. Peki onların sağlık sorununda bir yabancı sağlık turizminden bir hasta gibi muamele görmeleri de rahatsız ediyor soydaşlarımızı. 53 liralık GSS primini ödedikleri zaman o yakınları da bu kapsam içine alınıyor. Balkanlardaki tüm kardeşlerimizin sağlık sorunları anlamında da şayet güvenli adres olarak Türkiye'yi görüyorlarsa 53 liralık GSS primini ödeyerek buradan sağlık hizmeti alabilecekler. Sayın Müezzinoğlu, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha, haftaya pazar günü de Sayın Başbakanımızın katılımıyla Bursa mitingimizi yapacağız inşallah. Evet, peki, teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ydu. Hem Türkiye'deki önemli gündemi değerlendirdi hem de bakanlığını ilgilendiren çalışma hayatıyla ilgili sorularımızı yanıtladı. Hoşça kalın.